Herkese merhaba. Ben Deniz Sakalp. Şu anda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim harita mühendisliği bölümünde. Ben Sinan Hoca ile kursa başladığımda en son Mart 2020 sınavından YÖK Dil'den 16 puan almıştım. Şu an en sonki puanım yine YÖK Dil'den 98.75. Sinan Hoca'nın online eğitimine katıldım. Yaklaşık 10 ay devam ettik ve Koçadı online sisteminden yararlandım. Bu puanı dediğim gibi 10 ayda aldım. Yani en son 98-75'i 11 ayda aldım. 10. ay aldığım puan yine YÖK Dil'den 86'ydı. Bu kurs sürecinde ben öncelikle Sinan Hoca'nın söylediği, yani şunları yapmayın, şunları yapın dediği her şeyi yaptım. Başka bir hocadan herhangi bir şekilde dinlemedim. Kafamın karışmaması için sadece Sinan Hoca'nın söylediklerini yaptım. Longman sözlüğe çalıştım bol bol. Bu süreçte kelimenin çok önemli olduğunu bildiğim için. Yani şöyle demiştim kendime. Gördüğümde bilmediğim değil ama yani tahmin edemediğim kelime kalmasın. Ben genellikle kelimeleri ezberleyen, onları böyle listeler halinde yazan, bu şekilde anlayan birisi değilim. Zaten ezberlediğimin ertesi haftasında bu kelimeler kolayca unutulduğunu fark ettiğim için sadece sözlükten anlamını tahmin ederek, daha sonra Türkçe sözlükteki yapılarına bakarak, nerede hangi kullanımlarını görerek bu şekilde çalışmıştım. Onun haricinde bol bol makale okudum. Yani mutlaka günde bir kez hangi konudan olursa olsun, ister fende benim alanımda veya YDS için çalışmak isteyenler için daha sorularda anlaması zor olan konularda, yani bütün paragrafları okudum yani önüme ne geçerse. Veya ne bileyim, bilmediğim herhangi bir kelime geliyordu sosyal medyada veya başka bir yerde veya YouTube'da bir video izlediğimde. O kelimelerin de anlamına bakarak çalıştım. Günde işte şu kadar 100 soru çözdüm, 200 soru çözdüm diye bir şey yok. Aslında ben çok az soru çözdüm. Yani sadece mesela atıyorum derste zaten kamp yapmıştık. Bu 86 puan aldıktan sonraki bu dönem için Sinan Hoca bütün çıkmış soruları, en sonki girdiğimiz bu 86 aldığım sınavın sağlık, sosyal ve fen alanları için hepsini baştan çözdük çok detaylı bir şekilde. Sadece ben de hocanın yaptığı gibi onun yapma yöntemini, işte soruları çözme yöntemini inceleyerek sadece o sorulara çalıştım ve tabii ki bunun yanında ekstra kendim atıyorum ben şu soru tipinde daha mı fazla yanlış yapıyorum, o soru tipine ekstra daha fazla çalıştığımı söyleyebilirim. Bu süre zarfında yine kelimeyi sadece sözlükten bakarak çalıştım. Bilmediğim kelimelerin anlamını direkt bakmadım. Öncelikle tahmin edip ondan sonra sözlüğe baktım ki bence böyle kelimeyi anlamak ve onun yapılarını yani şurada bu kelime kullanılıyor diye aklımda kalması bence çok daha kolay olduğunu fark ettim. Onun dışında başka ne yaptım? Yani bol bol çıkmış soru çözdüm. Çıkmış soru haricinde hiçbir soru tipi çözmedim. Zaten Sinan Hoca da öncelikle çıkmış soruları bitirin diye söylediği için bütün YDS'leri, bütün YÖK dili, yani sadece YÖK dile çalışıyorum diye açıkçası YDS bakmayayım gibi bir şey yapmadım. Mutlaka bütün 2013'ten başlayan 2020'ye kadar bütün çıkmış soruları detaylı analiz ederek süreli bir şekilde çözdüm. Bence bu süreçte sınavları süreli çözmek çok önemli. Çünkü sınav anında aşırı stresle, yani bu süreç yönetimi çok daha zor oluyor. Bu yüzden sürekli kendini alıştırıp o şekilde sınava girmek bence çok daha iyi. Yani başarılı olmasını istediğim arkadaşlarım eğer bu işi kafalarına koydularsa ve en baştaki sürecin çok zor olduğunu bilerek, özellikle benim kadar temelden başlayan arkadaşlarım için şunu söylemeliyim. Yani ben bu soruyu yapamıyorum, bu olmayacak dedikleri anda bence o sorunun çok daha fazla, ya da ne bileyim o konunun çok daha fazla üzerine gitmeleri gerekiyor. Ben şahsen çok, yani bu süreçte İngilizceyi seven biri olmadığım için çok fazla zorlandım. Ama dediğim gibi yani ben zorlandım, ben bunu yapamayacağım deyip kenara da çekilmedim. Mutlaka her gün bir soru veya ne bileyim önceki çözdüğüm sorulara bakma, bir makale okuma veya sözlükten bir 10 dakika kelime çalışma. Yani vaktiniz hangisine yetiyorsa o şekilde ben mutlaka çalıştım. Bir gün bile ara vermedim yani. Bence bu İngilizce sürecinde
Yani ara vermek çok kötü bir şey. Yani o ara verdiğin gün zaten bütün şu ana kadar ezberlediklerin çok kısa bir şekilde unutulduğunu fark ediyorsunuz. Bence o yüzden hani eğer mutlaka bu İngilizce işini ciddiye almalı ve her gün kendi sorularınızı veya kendi nasıl bir çalışma programı yapıyorsanız ki zaten Sinan Hoca da sürekli bize bir yandan her gün bütün ödev tesliminde de şunları yapman gerek veya şurada daha iyisin artık buna çalışma gibi dönütlerini de bence kesinlikle dinlemek gerek olduğunu düşünüyorum. O şekilde söyleyebilirim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir.